Yılın ilk gününden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önceki aksaklıklardan dolayı yılbaşı make-up videomu sizlere ulaştıramadım. Çünkü belli bir çekimden sonra şarj bitti ve GoPro ile devam etmiştik. Ancak yola GoPro ile devam edemeyeceğimizi anladığımızdan dolayı ve saat de hayli geç olduğundan dolayı çekimi maalesef ki kısa bir ara vererek sonlandırdık. Tabii ki ertesi günkü makyajı kaldığımız yerden devam edemeyeceğimiz için bugün size yılın ilk gününün ilk makyajını çekmek istedim arkadaşlar. Kullanacağım ürünler aynı. Yalnız yılbaşı makyajı kadar koyu ve göz makyajımı, dudak makyajımı o kadar yoğun yapmayacağım. Ama daha hafif tonlarda aynı ürünleri kullanarak devam edeceğim. Tabii ki aynı videoyu birleştirmeyeceğim. 0 kilometre videoyla 2020'de karşınızdayım. Hemen başlayalım dilerseniz. Pharmacy'nin VFX Pro makyaj bazını çok az kaldı. Gördüğünüz gibi bayağı kullanıyorum. Hemen yüzümüze uygulayarak makyajımızın ilk adımını yapmış olalım. Umarım ki yeni yıla en iyi şekilde, en mutlu şekilde sevdiklerinizle beraber girmişsinizdir. Ben de ailemle birlikte evde girdim. Saat 8'e kadar çalıştım mecburen. Pharmacy şirketinin son ay kapaması, son yıl kapamasıydı. Çok güzel ünvanlar çıktı aynı zamanda. Ve 8'den sonra da ailemle birlikte oturup TV, pijama, terlik keyfi yaptık arkadaşlar. Hemen yüzümüze Pharmacy'nin serum fondötenini uyguluyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 06 numarası. Şöyle bir fondöten fırçası yardımıyla uygulamaya başlıyorum. Önce çalkalıyorum tabii ki, unuttum her zamanki gibi. Fondöten sürme işlemimiz bittiğine göre hemen göz altımızdaki morlukları kapatalım. Önce ben göz altı için şu şekilde bir orange Pharmacy'nin kamuflajını kullanacağım arkadaşlar. Ve üstüne de aydınlatıcı olarak bir ton, iki ton açığını kullanacağım. Hemen size göstereyim. Bu kullandığım orange olanın numarası 02 Light Soft diye geçiyor. Bilginiz olsun. 02 numarası. Şöyle bir süngerim var arkadaşlar. Bu muhteşem bir sünger. Çok kaliteli bir şey değil. Dandik birazcık ancak şu şekilde farımı ve eyelinerımı kullanmam için çok güzel bir çizgi oluşturuyor gördüğünüz üzere. Göz altımın rengini eşitlediğimize göre hemen yine Pharmacy'nin 03 Light ivorisini deniyorum arkadaşlar göz altıma. Cildinizde renk eşitsizlikleri varsa siz de bu şekilde iki ürünü kullanabilirsiniz. Hemen ters tarafıyla tekrar devam ediyorum. Concealer işlemimizi de bitirdiğimize göre hemen kontür işlemine geçelim, yüzümüzdeki kontürümüzü uygulayalım. Ben şu şekilde hem yanak bölgeme hem de burnuma çok azıcık uygulayacağım. Burnum birazcık top ve kalkık olduğu için şurayı birazcık incelteceğim çok az olarak. Ve ondan sonra concealerımız oturduktan sonra da çok hafif göz makyajıyla, rivelimizle ve kaş farımızla işlemimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Şu şekilde bir yüz paleti var arkadaşlar.
3 rengi var. Hem kontür kullanabileceğiniz kahverengi tonu, hem highlighter'ı, hem de allığı var şu şekilde göstereyim. Bu 3 renk size yeterli olacaktır. Şu şekilde kesik uçlu bir allık fırçamız var arkadaşlar. Kontür işlemini bu fırçayla çok güzel yapabiliriz. Bu arada çok güzel bir fırça seti aldım arkadaşlar. AliExpress'ten Bailey'di galiba markası. Gelsin, onunla ilgili de ayrıca bir makyaj videosu çekeceğim arkadaşlar. Fazla olanı hemen atalım ve kontür işlemimize başlayalım. Ben kontürümü şu şekilde C halinde yapıyorum arkadaşlar. Highlighter'ımı da ters C olarak sürüyorum. Ve yüzümü çok güzel oturduğunu düşünüyorum. Siz de eğer bu makyajdan sonra bu videonun altına gördüğünüz hatalarımı, yanlışlarımı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben sürekli öğrenmeye açık biriyim. Profesyonel makyaj uzmanı değilim. Ama sizlerle birlikte profesyonelleşiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hemen ince bir fırça yardımıyla burun kontürümüzü yapalım arkadaşlar. Burun kontür işlemimizi de bitirdiğimize göre highlighter'ımı en son süreceğim. Şu şekilde kalabilir. Aynı zamanda Farmasi'nin highlight üçlü şöyle bir paleti var arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Bunu da ayrıca ekstra alabilirsiniz. İkisi de bütçenize çok uygun. 39.99 diye hatırlıyorum fiyatını. Ocak ayının. Neyle sabitleyelim arkadaşlar? Farmasi'nin şu şekilde bir porselen pudrası var arkadaşlar. Ben bunu göz altıma ve göz üzerine uyguluyorum. Hem farımı sabitliyor hem de porselen bir görünüm sağlıyor. Tüm yüzünüze de uygulayabilirsiniz aynı zamanda bu ürünü. Böyle pürüzsüz bir cilde sahip oluyorsunuz. Bunun için büyük bir fırça alıyorum hemen şuradan. Bu şekilde. Bu fırçayı farmasiden bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bunu kontür uyguladığım burnumun üst kısmına şu şekilde uyguluyorum. Daha sonra buraya highlighter geçeceğim. Ve aynı zamanda göz altıma ve göz üstüme şu şekilde uyguluyorum. Biliyorsunuz ki far bazımız da var bizim aynı zamanda ama bunu daha bir sabitleyici ve pürüzsüz olarak, ıslak far kullanmayacaksam, özellikle pigmentli yumuşak far kullanmayacaksam bunu kullanıyorum. Ama ıslak farlarda kesinlikle far bazını tavsiye ederim. Aynı concealer sürüyorsunuz ya, üstüne bir de far ekliyorsunuz. O şekilde kullanabilirsiniz diğer far bazımızı. Pudranın fiyatı 58.99 diye hatırlıyorum. Bir sürü ürün çeşitimiz var biliyorsunuz. Unutabiliyorum aynı zamanda. Ne yapacağız şimdi? Hemen göz farımızı uygulayalım. Göz farımız için de Farmasi'nin Ultimate Smokey. Şu anki ambalajı değişik, bende olan eski olan ambalaj. Yani elinizde bu varsa bunu da kullanabilirsiniz. Yoksa yeni ambalajlı ürünümüzü satın alabilirsiniz. İçinden şu şekilde 3 renkli mat beyaz, siyah ve simli gri far çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca kendine özel bir aplikatörü var şu şekilde. Dilerseniz bu aplikatörü de kullanabilirsiniz. Çok güzel ince çizgiler çiziyor. Ama bu elime küçük geliyor derseniz benim gibi. Hemen şu şekilde bir göz farı, aynı zamanda bir göz farı fırçası. Çift taraflı, bu da Farmasi'nin arkadaşlar. Aynı zamanda bu da Farmasi'nin bir karıştırıcısı var. Bunları da kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen hafif bir siyahla başlayalım. Önce çerçevesini oluşturacağım, sonra karıştırıcı yardımıyla karıştıracağım arkadaşlar. Şu şekildeki, şuradaki aynama bakıyorum. Önce minik dokunuşlarla kendime bir çizgi belirliyorum. Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Kaş bitim yerime doğru geliyorum. Bunda da aynı şekilde öyle. Ve daha sonra zaten buraya eyeliner uygulayacağım. Şu yılbaşı make-up olayına o kadar güzel hazırlanmıştım ki size, böyle renkli taşlar, çok güzel kirpiklerim. Şunu göstereyim hemen. Neyse ki bunu başka videoya saklayacağız. Olsun. Ne yapalım? Şans diyelim. Aynı zamanda ne diyelim? Nazar diyelim arkadaşlar. Şu şekilde kendimize iki çerçeve oluşturduktan sonra karıştırıcımızı alalım ve dağıtmaya başlayalım. Şöyle iç kısmına doğru dağıtma yapıyorum. Dışarıya taşırmadan.
Size de oluyor mu bilmiyorum ama bazen inanın iki gözümü aynı şekilde tutturmayı zor beceriyorum. Hatta silip yeniden yaptığım bile olabiliyor. Ki o kadar makyaj yapmama rağmen biz de hatalar yapabiliyoruz. Bazen iki kaşım birbirini tutmuyor. Birini daha koyu boyuyorum ya da birini çok güzel çiziyorum. Diğeri bildiğiniz şapşık gibi duruyor. Şu an içinizden geçeni duyuyor gibiyim. Nurcan zaten bir kaş bir kaşı hiçbir zaman tutmaz. Bir gözü tutmaz. Ki ben göz kapakları düşük bir insanım. Bizim ailede ırsi. Yani etli bir göz kapağımız var. Belki 40 yaşından sonra aldırabilirim göz kapaklarımı. Ama şu an için idare ediyorum. Şu anda da 34 yaşındayım. Kaldı 6 sene. Şu köşelerdeki siyahlıkları çok dağıtmadım arkadaşlar. Zaten orayı eyeliner için kullanacağım ve yol yapmış oluyorum aynı zamanda. Düz bir çizgi çizebilmek için. Ne yapıyoruz? Hemen eyeliner sürmeye geçiyoruz. Hatta şu kısımlarını birazcık beklesin, farım otursun. Highlighter'la tamamlayacağım. Yılbaşı makyajında gri ve mat beyazı kullanmıştım şu Ultimate Smoky Farce Set serisinden. Ama şu an dışarı çıkacağım için gündüzleyin. Bu makyajla dışarı çıkamayacağım için de. Tekrar silmek istemediğim için de aynı zamanda. O yüzden mecburen sadece farımın göz iç kısımlarını highlighter'la tamamlayacağım. Eyeliner'ı hemen sürelim. Hadi bismillah. Şu şekilde yine iki tane çizgi oluşturdum. Genellikle bu köşe çizgilerini çok hızlı çekmeye çalışıyorum. Çünkü üstünden her geçtiğinizde o tırtıklık bozuluyor ve düzeltmeye çalıştıkça da kalınlaşıyor. O ince çizgiden çıkıyor. Sonunda simsiyah kalın bir eyeliner sahibi oluyoruz arkadaşlar. Kesinlikle eyelinerınızı çekileştirerek sürmeyin arkadaşlar. Çünkü çektiğinizde çok güzel duruyor biliyorum. Ben daha aynı hatayı yıllarca yaptım. Ve çekerek kullandıktan sonra elimi bırakıyorum. Gözüm aşağıya düştüğü için yanlış eyeliner kullanmış ve sürmüş oluyorum. Gözüm daha çok aşağıya doğru bakıyor. O kedi gözü gidiyor. Bildiğiniz kurbağa gözü gibi çıkıyorsunuz ortaya. Şu şekilde kuyruklarımı tamamladığım için şu iç kısımlarını şimdi dolduracağım. Ve çok hafif uçlarıyla böyle dokundurarak orta kısma kadar geleceğim. Dokundurup çekiyorum sadece arkadaşlar. Böyle uzun uzadıya bir çizgi çekmiyorum. Böylelikle hatayı sıfıra indirgemiş oluyoruz arkadaşlar. Nasıl duruyor? Aynısını sağ gözüm için de uygulayacağım. Nasıl eyeliner sürdüm size sırrımı anlattım arkadaşlar. Şimdi eyelinerimi kuruması için bırakıyorum. Ve çok az göz pınarlarımdan böyle arpacık kısımlarına highlighter uygulayacağım. Ve bu uygulamadan sonra rikitime, eyelinerime hiçbir şey olmayacak. Bu highlighter uygulaması. Çünkü üstten uygulayacağım. Böyle topak topak görüntü de sağlanmayacak. Aynı zamanda eyelinerim de kirlenmeyecek. Simsiyah duracak arkadaşlar. Şimdi elimde sadece kontür paletinin olduğunu düşünürsek diye şu şekilde. Sadece bunun highlighter'ını ve allığını kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir fırçam var. Teşekkür ederim Elif Nalcığım bu fırçayı bana hediye ettiğin için. Hem bunu bu fırçayla uygularken eyeliner'ınızı daha yukarıda gösterebilirsiniz şu şekilde. Ve ters bir C oluşturacağım birazdan. Ters C'yi de şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Burnumuzun üstüne de minik bir dokunuş yapalım. Şu şekilde. İsterseniz dik, isterseniz sadece şu şekilde burun ucunuza sürebilirsiniz. Kırmızı ruj süreceğim için hafif böyle pembe demeyelim, gül kurusu renginde bir allık kullanacağım. Şu şekilde değil. Şırarak değil. Şöyle yaptım. Nerim açık kemiklerimi ortaya çıkartıyorum ve kullanmaya başlıyorum. Evet. Allığımızı da yeteri miktarda kullandıktan sonra ki ben abartıyorum. Hiçbir zaman yeteri miktar bana olmuyor. Daha fazla böyle kızartayım, daha fazla parlatayım derken
Dışarı çıkıyorum böyle. Bildiğiniz dergi kapağından fırlamış bir hatun görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kaşlarımla biraz oynayacağım. Benim kaşlarım biliyorsunuz kontür ve sarı saçlarımı yaptıracağım diye bu kontür işlemini yapmamıştım. Ancak en çok laf söylenen kaşlarım oluyor arkadaşlar. O kaşlarla bu saçlar olur mu diye yapmayın. Yazıktır, günahtır arkadaşlar. Herkesin orasıyla burasıyla dalga geçmeyin. Belki kanser oldum, belki kaşlarım döküldü, belki başka bir şey oldu. Hani hemen insanları böyle ön yargıyla mutsuz etmek için laf söylemek de üzerinize yok. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. Hiçbir zaman insanların orasıyla burasıyla dalga geçmedim, geçmeyeceğim de. Geçenleri de affetmiyorum zaten arkadaşlar. Hiçbir şekilde ne benim arkadaşım, eşim, dostum, ailem bile olamaz. Neyse ki. Şu şekilde kaşımı taradıktan sonra 10 telimi 0-2 kullanıyorum şu şekilde göstereyim. Çok az bir doldurma işlemi uygulayacağım. Gece olsaydı emin olun çizmeden çıkmazdım kaşlarımı. Seviyorum, kalın kaş seviyorum arkadaşlar. Kaşsızlık ne demek siz bilir misiniz? Bilemezsiniz. Kaşı olmayanlar bilir beni. O böyle... Kalem kaş dediğiniz olay bizde yok. O yüzden ne kadar sürersek o kadar güzel duracağına inanıyoruz yani. Kaş operasyonumuz da bittiğine göre maskaramızı kullanabiliriz diye düşünüyorum şu an. Ama maskaradan önce hemen gözümün iç kısmını highlighter koyacağım arkada. Highlighter nedir ya? Nasıl ince konuşuyorum ben bugün? Şöyle üst kusumdan başlayarak üst kusumdan sürmeye başlıyorum. Dokundurup çekiyorum arkadaşlar. Yani böyle fırça yardımıyla dağıtmayacağım. Dokundurup çekeceğim. Aynı şekilde şöyle. Görebiliyor musunuz? Aynı şekilde buraya da bir tık daha süreceğim. Ve göz farımız komple bittiğine göre arkadaşlar maskaramıza geçebiliriz. Maskaramı çok yavaş kullanacağım ki maskaranın tüm özelliklerini görebilirsiniz diye. 3D efekt maskara 0 kilometre yeni açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım kirpiğimize nasıl, neden tutunuyor. Siz de görün benimle birlikte. Şöyle yaptığımda görebiliyor musunuz? Evet. Alttan hemen kirpik dibimi şu şekilde kavrattırarak yavaş yavaş hareketlerle yukarı doğru çekiyorum arkadaşlar. Aynı işlemi birkaç defa uyguluyorum. Hakikaten 3D olarak hakkını veriyor yani. Bence 3D eksik bile kalır 5D. Hem dolgunlaştırıcı, hem volüm verici, hem tek tek ayırıcı, hem kirpiklerinizi uzun gösteren bir maskaranın 3-1 aradası 3D efekt maskara arkadaşlar. Kesinlikle almanızı, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu videonun altına da biliyorsunuz ki web sitem var. Online satış yapıyorum. Her defasında söylüyorum. Oradan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yalnız çok güzel değil mi ya? Siz de benim gibi kendinizi beğeniyor musunuz? Sizler için çok güzel olmayabilirim. Hatta hiç güzel olmayabilirim ama kendime aşık bir insanım. Ne derseniz deyin. Kendini beğenmiş değilim ama benciyim arkadaşlar yani. Seviyorum. Ne yapayım? Kendime aşığım. Aynaya geçip kendimi saatlerce izleyebilirim yani. Siz de kendinizi sevin. Önce kendinizi sevin, sonra dışarıdaki herkesi seversiniz. Ne çok konuştum ben bugün. Hemen dudağımızdaki makyajımızı da yapalım o zaman. Rujumuzu sürelim. Ne ruju sürelim bugün? Tadım. Şu kutuyu daha önceki videomda göstermiştim ama içini açmamıştım arkadaşlar. Hemen buradan şu şekilde açalım. Rıray. Gördüğünüz üzere 6 tane ruju var arkadaşlar ve ben bugün kırmızıyı kullanacağım. 05 Red Love. Dudaklarım o kadar kurumuş ki keşke nemlendirici kullansaydım dedim sürdükten sonra ama
Kış ayındayız biliyorsunuz. Ve cildim inanılmaz kurudu. Ki cildim o kadar yağlı olmasına rağmen benim kuruduysa asıl kuru ciltler ne yapıyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada ruju sürerken konuşuyorum bilerek. Görüyorsunuz ki dişlerime bulaşmıyor. Nasıl güzel bir bayrak kırmızısın sen. Arkadaşlar bu ruju gün içinde kat kat tazelemenize gerek yok. 12 saat kalıcılığı mevcut ve ben bunu bilinçli bir şekilde denedim. Saat tuttum arkadaşlar. Ve baktığımda ki biliyorsunuz ki smoking kullanıyorum. Ve bunu kullanmama rağmen ve gün içinde bir şeyler yiyip içmeme rağmen hiçbir şekilde rujumun gittiğini, böyle ara ara döküldüğünü görmedim arkadaşlar. Bir kat daha sürmeme gerek yok. Çok konuşanın ruju çabuk kurulmuş arkadaşlar ki farmasi maskeresi çabuk kuruyor. Şu şekilde. Bu arada yılbaşı hediyelerimi hemen size takdim edeyim. Kendime aldığım inci kolyem ve küpelerim AliExpress'ten şuraya ya da şuraya ekleyeceğim her ikisini de. Kaça aldım? İnanılmaz ucuz fiyat aldım arkadaşlar. Hemen göreceksiniz zaten videoda. Aynı zamanda Nuray yengemin hediyeleri. Bunların fiyatlarını bilmiyorum arkadaşlar. Çok güzel tokalar. Bugün böyle bir inci takmak istedim. Krem rengi kazak giyip böyle incili şeyler. Bilmiyorum ya. Belli bir yaştan sonra herhalde böyle takıp takıştırmayı, sürüp sürüştürmeyi çok seviyorum. Ki çoğu zaman hep kokoştum ama böyle incili şeyleri çok sevmezdim. Çok kadınsı hissettirirdi bana. Şimdi ama herhalde kadınlık olgunluğumun yaşını yaşıyorum demek ki. Bu arada ezan okunuyor. Ezallah. Ve ruj işimiz bittiğine göre kirpiklerimizin alt kısmına geçebiliriz. Kirpiklerimizin alt kısmına da uyguladıktan sonra kurumasını bekliyoruz. Eksik bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Bana göre eksik olan bir şey yok. Umarım bu videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda AliExpress'ten aldığım kendime harika bir bere var. Şu şekilde incili. Bunu da hemen takıyorum. Ve ben gezmeye gidiyorum. Tadam. Bunu da kaç aldığımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada şu şekilde... Bugünü inci günü ilan ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir fotoğraf. Şu şekilde bir fotoğraf da alabiliriz. Sizce nasıl? Ressam gibiyim değil mi aynı? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni yılın ilk videosu olsun. Benden de size bol, bereketli, sağlıklı... aşk dolu, çocuk isteyene çocuk, evlenmek isteyene koca, başka neler söyleyeyim. Huzurlu, ailenizle birlikte hiç ama hiçbir şey kaybetmeyeceğiniz, hep kazanacağınız bir yıl olsun arkadaşlar. Eğer ki beni daha fazla takip etmek isterseniz, abone olmayı, videolarımdan ilk sizin haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videom muhtemelen ki çekiliş videom olacaktır. O videoda görüşmek üzere ki hala çekiliş videosuna izledim, katıldım yazmadıysanız hala geç kalmadınız. Çünkü son katılım tarihi 13 Ocak arkadaşlar. Hepinize kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.